أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Rabbim bir araya gelişimizi hayırlara vesile eylesin. İmanımızın artmasına, takvamızın artmasına, ihlasımızın artmasına, ahiret azığımızın çoğalmasına, günahlarımızın silinmesine vesile eylesin. Ruz-u mahşerde yüz aklığımıza, mizanımızda iyiliklerimizin galip gelmesine vesile eylesin. Kıymetli dostlar, okunan ayeti kerimeler El-Hakka suresinin ayeti kerimeleri 19. ayeti kerimeden itibaren Hoca Efendimiz, Müftü Efendimiz okudular. Bu okunan ayeti kerimelerde Rabbimiz Celle Celaluhu bizlere neyi haber verdiğini görelim. Estağfirullah Amme yetesâelûn عن النبأ العظيم قل هو نبأ عظيم نبأ suresi var. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu kıyametle ilgili haberlerin çok büyük haberler olduğunu, çok ciddi haberler olduğunu, çok önemli haberler olduğunu bizlere duyuruyor. قل هو نبأ عظيم büyük bir haberdir. O günle ilgili haberler, bilgiler gerçekten herkesi ilgilendiren çok önemli bilgiler ve ciddi haberlerdir buyuruyor. El-Hakka suresinde de okunan bu ayeti kelimeler bugün dünyada yaşadığımız değil, yarın ahirette karşılaşacağımız manzarayı anlatıyor. Bu iki manzara burada anlatılıyor. İki manzaradan birinden kimse hali değildir. Yani ya o ya bu. Hani bir ayet-i kerimede Rabbimiz ferîkun fil cennet ve ferîkun fil sa'ir buyuruyor. Yarın ahirette bir grup cennete, bir grup cehennemde, bunun üçüncüsü yoktur diyor. O zaman insan ya cennette safta yerini alacak veya cehennem çukurunda yerini almış olacak. Böylece ikiden biri ya o ya bu olunca gerçekten bu haber herkesi A'dan Z'ye, kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, ihtiyarıyla, insanım diyen herkesi ciddi manada ilgilendirir. Okunan ayeti kerimelerde hangi bölümünü söylüyor? Evvela insanoğlunun dünyada yaptığı bütün ameller hepsi yazılıyor. Kiramen katibin ya'lemune ma tef'alun. Başka ayet-i kerimede. Yani bizim kiramen katibin diye bildiğimiz melekler var. Onlar bizim yaptığımız amelleri yazıyorlar. Yine Kur'an-ı Kerim'in muhtelif ayetlerine baktığımız zaman Estaizu billah innes sem'a vel basara vel fuade kullu ulaike kâne anhu mes'ûle. İnsan yarın ahirette dünyada gözüyle seyrettiklerinin hesabını mutlaka verecek. Kulağıyla dinlediklerinin hesabını mutlaka verecek. Kalbiyle, aklıyla kurduğu iyi veya kötü planlar, projeler, bütün bunların hesabını ahirette verecek. İnsan önce kalbiyle projeyi yapar, sonra yürürlüğe koyar. İyisi de böyle, kötüsü de böyle. Dolayısıyla gözünüzle baktıklarınızın tamamından hesap vereceksiniz diyor Allah Celle Celaluhu. İsra suresinde kulağınızla dinlediklerinizin tamamından hesap vereceksiniz. Yaptığınız plan ve projeler, kafanızda, aklınızda, kalbinizde oluşturduğunuz plan ve projeler, bütün bunların hepsinden hesap vereceksiniz diyor. Kim diyor bunu? Kainatın sahibi olan Allah. Hesaba çekecek olan Allah diyor. Bunlardan sizi hesaba çekeceğim diyor. Dolayısıyla insanoğlu dünyada yaptığı her şey amel defterine bir şekilde kaydediliyor. Bugün sabah kalktık. Kalktığımız andan itibaren neler yaptık? Hepsi tabiri caizse
görüntülü video ile kayıtları alınmıştır. Ve neticede bugün akşam yattığımızda bugünkü amel defterimizde artı ne, eksi ne, sağdaki meleğin yazdığı ne, soldaki meleğin yazdığı ne, bunlar hepsi tamamen kayıtlıdır. Günlük olarak kayıtlı, haftalık olarak kayıtlı, aylık olarak kayıtlı. Neticede bütün ömrümüzde mükellef olduğumuz dönemlerin hepsi kayıt altına alınmıştır. Bizi sevindiren taraf şurasıdır. Elbette biz yatağımıza girmeden güzel bir tevbe istiğfar etmiş olsak, efendim Seyyidül İstiğfar daha önce paylaşmıştık. Bir insan gerçekten samimi olarak istiğfar etmiş olsa sol taraftaki meleklerin yazdığı silinir mi? Samimi tevbeyle efendim tevbe ederse gerçekten silinir. Dolayısıyla amel defterimizdeki kötü manzaraları temizleyebilir miyiz? Bu temizleme imkanı her birimizde var mı? Her birimizde var. Yeter ki samimiyetle nadim olalım, pişman olalım. Nadim olmak, pişman olmak bir daha kesinlikle yapmamaya karar vermekle olur. Yani ben bugün yapayım, akşam tevbe edeyim. Yarın yine yapayım, akşam tevbe edeyim. O gün, öbür gün yine yapayım, akşam tevbe edeyim. Bu tevbe değildir. Tevbede kesinlikle bir daha yapmayacağım diye karar verdiğimizde o tevbe olmuş olur. Kesinlikle bir daha yapmayacağımıza karar verdiğimiz halde yaparsak, kendi nefse uyup yaparsak yine onun da affı söz konusudur. Pazar sohbetinde ifade etmiştim. Şeytan aleyhillâne Yahya aleyhisselam'da mülâkı oluyor. Yahya aleyhisselama diyor ki, sana diyor biraz nasihat edeyim. Geç diyor, sen bana ne nasihat edeceksin diyor. Sen boş ver nasihati de şu insanları nasıl kandırıyorsun, insanlara nasıl muamele yapıyorsun onu bana bir anlat der. Şeytan Yahya aleyhisselama der ki, insanlar benim karşımda, bizim karşımızda üç türlüdürler. Bir grup var ki çok çetindir, bizim için en berbat grup odur. Nedir onlar? Kimdir onlar? Düzgün yürümeye çalışırlar, biz bir şekilde gireriz, onları kandırırız. Haram işletiriz, günah işletiriz. Fakat onlar haram işlediğini, günah işlediğini fark edince samimi olarak tevbe ederler, pişman olurlar. Bizim bütün uğraştığımız boşa çıkar. Yine aradan zaman geçer, bir şekilde onu kandırırız bir işte. Tekrar tevbe eder, samimi olarak tevbe eder. Nasıl ben bu işe bulaştım der. Kısacası her kaydırdığımızda tevbesini yapar. Dolayısıyla bizim onlarla ilgili yaptığımız çalışmaların hepsi boşa çıkar. Bunlar bizi çok uğraştırırlar diyor. İkinci grup insan vardır ki onlar elimizde çocuğun elindeki oyuncak gibidir. Oyuncak gibi oynarız onlarla. Her türlü pisliği yaptırırız onlara. Onlar bizim oyuncaklarımızdır der. Üçüncü bir grup vardır ki o da senin gibiler. Onlara biz asla tesir edemeyiz der. Der ki Yahya aleyhisselam, peki sen şimdiye kadar bana hiç mi tesir edemedin? Bir defasında canının istediği yemek vardı dedi. İştahını biraz artırdım, fazla yedirdim sana. Fazla yiyince de her zaman kalktığın gibi gece kalkamadın, daha geç kalktın. O kadar benim sana etkim oldu dedi. Ama daha fazla sana etkim olmadı, senin gibilere yaklaşamam dedi. Yani şeytanı en çok rahatsız eden hangisidir? Yanlış yaptığında samimi bir şekilde tevbe eden, pişman olan, nadim olan insanlar. Diyor ki şeytan, bunlar benim bütün uğraşımımı boşa çıkardılar. Dolayısıyla yapmış olduğumuz yanlışlar tevbe ettiğimiz takdirde siliniyor mu? Siliniyor. Ama sonuçta yarın ahirette karşımıza bir amel defteri çıkacak. Bu amel defterinin içerisinde sadece bizim yaptıklarımız vardır. Asla ilave söz konusu değildir. Artı ve eksi. Şimdi okunan El-Hakka suresinin ayeti kelimelerinde bu kitapların nasıl verileceğini ve bu kitapları alan insanların nasıl bir tepki koyacağını, ortaya koyacağını anlatır. Buyuruyor ki Rabbimiz Celle Celaluhu, فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَم۪ينِهِ Ben istediğim kitabımı sağ tarafından aldım, ben istediğim kitabımı sol tarafından aldım, böyle bir şey yok. Kitap insanlara verilecek. Bazı insanlara sağ elinden verilecek, bazı insanlara sol elinden verilecek. فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَم۪ينِهِ Bir insana kitabı yarın ahirette sağ eliyle verildiği zaman durum nedir? فَيَقُولُ O insan alacak,
amel defterini eline. Bir okuyacak. Burada tefsirde diyor ki Hani bi Osman'a قال el mu'minu yu'ta kitabehu fi sitrin min Allah. Yani mümin insana Cenab-ı Hak kitabını sağ elinden verecek. Ama 2'den 2'ye verecek ona. Fe yakra'u seyyiatihi. Açacak amel defterini. Kırdığı çanakları orada görecek. Mümin de ama kırdığı çanakları, yaptığı yanlışları orada görecek. فَكُلَّمَا قَرَأَ سَيِّيَةً تَغَيَّرَ لَوْنُهُ Her kırdığı çanağı okudukça rengi artıyor. Sararmaya başlıyor. Korkmaya başlıyor. حَتَّى يَمُرَّ بِحَسَنَاتِهِ Kötülükler bittikten sonra bu sefer sıra iyiliklere gelecek. İyiliklere gelince onu okudukça rengi kendisine geliyor. Durumunu düzeltiyor. İlerledikçe yüzü gülmeye başlıyor. Sonra bittiği zaman amel defterinin sonuna kadar bitirdiği zaman tekrar baş tarafa bakıyor ki Cenab-ı Hak oradaki kötülükleri de iyiliğe tebdil etti. Onları da artıya çevirdi. O zaman işte şimdiki ayeti kerimede Cenab-ı Hakk'ın buyurduğu gerçekleşiyor. Feyekulu o insan diyor ki Ha umu etrafındakilere ey benim dostlarım alın. Alın. İkra'u kitabiye. Ben kitabımı okudum. Bir de siz okuyun bakın. Neler var benim kitabımda. Çünkü o insanın amel defterinde ne vardır? Abdest vardır, namaz vardır, zekat vardır, sadaka vardır, oruç vardır, ömre vardır, zekat vardır, dua vardır, Kur'an vardır, zikir vardır. Güzellikler vardır. Alın benim kitabımı okuyun diyecek. İnni zanentu enni mulaqin hisabiye. Şüphesiz ben dünyadayken öleceğim, öldükten sonra dirileceğim. Allah beni hesaba çekecek. Buna inanmıştım. İnandığım için de ona göre hareket etmiştim. Bir işi yaparken hesabını verebilecek miyim, veremeyecek miyim? Onu düşündüm, ona göre yaptım. Dolayısıyla ahirete inandığımdan dolayı, hesap vereceğime inandığımdan dolayı ben dünyada istediğim gibi değil, Allah'ın istediği gibi yürümeye çalıştım. Bunlar benim amel defterime yansıdı. Arkadaşlarım meyhaneye giderken ben gitmedim. Onlar kumara giderken ben gitmedim. Onlar beynamazlık yaparken ben camiye koştum. Onlar zekat vermezken ben zekat verdim. Onlar efendim namaz kılmazken ben namaz kıldım. Onlar oruç tutmazken ben oruç tuttum. Dolayısıyla ben inanıyordum bugün hesap vereceğime. Benim amel defterimi alın siz de okuyun. Ne kadar güzel defterim vardır diye mutluluğunu etrafına ifade edecek. Rabbimiz Celle ve Ala Hazretleri buyuruyor ki فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ Bu amel defteri, kitap amel defteri kendisine sağ tarafından verilen ve dolayısıyla cenneti hak etmiş olan bu insan فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ son derece memnun bir hayat içerisinde olacak. Biz onun ahirette üzülmesine, mahşerde üzülmesine izin vermeyeceğiz. Mutlu bir hayat onun için başlayacak. Gerçekten tam mutlu bir hayat, emniyetli bir hayat onun için başlayacak. Fi cennetin aliyetin, gerçekten çok değerli, çok kıymetli, çok güzel, çok yüksek köşklerde, cennetlerde, bağ ve bahçelerde olacak. Kıymetli dostlar, rüya değil, gerçektir. Dünyada en büyük imkanlara sahip olan, ister makamı itibariyle, ister maddi imkanları itibariyle en büyük makam ve imkana sahip olan insanın sahip olduğu imkanlarla cennette en fakir olan insanın manzarasını karşılaştırmak mümkün asla değildir. Cennetteki köşkler altından, gümüşten, yakuttan, zebercetten yapılmış. İçerisindeki dizaynını Allah hazırlamış. Dolayısıyla kanepesiyle, koltuğuyla, sürahisiyle, bardaklarıyla, hizmetçileriyle, meyveleriyle, sebzeleriyle, kuşlarıyla, kuş etleriyle, balıklarıyla, havyarıyla, balık etiyle insanın gönlünü tatmin edecek, aklını hayaline gelmedik güzelliklerle en fakirin elinde, dünyada hiç kimsenin elinde olmayan imkanlar hem de ebediyen hem de ücretsiz bir şekilde, sınırsız bir şekilde sunulmuş olacak. Rabbimiz buyuruyor ki o kitabını sağ tarafından alabilenler var ya, kitabı sağ tarafından verilenler var ya,
Onlar gerçekten çok mutlu bir hayat içerisinde olacaklar. Fi cennetin aliyetin çok yüksek, değeri çok yüksek cennetlerde, bağ ve bahçelerde olacak. Kudufuha daniyetün meyveleri kendilerine çok yakın olacak. Üzüm bağından üzüm almak istediğinde oturduğu yerden alabilecek, yürüdüğü yerden elini uzatıp alabilecek, istirahat ettiği yerden hiç yorulmadan meyve onun eline kadar uzanacak. Hangi meyve isterse, elmadır, armuttur, şudur, budur. Kudufuha daniyetün, ağaca çıkayım da dalına basayım da ondan sonra oradan meyve alayım da böyle değildir yani. Meyveler kendilerine çok yakın, adeta al beni ye beni dercesinedir. Külû veşrabû heniyen ve o insanlara şöyle söylenecek. İşte cennet, işte bağlar, işte bahçeler, işte meyveler. Ne isterseniz yiyin, ne isterseniz için. Size afiyet olsun, helal hoş olsun. Siz bunu hak ettiniz. Dünyada imtihanı başardınız. Ne için yaratıldığınızı anladınız. Gereğini yerine getirdiniz. İşte ben de şimdi size cömertliğimi sonuna kadar gösterdim diyecek Allah Celle Celaluhu. Bima esleftum fil eyyamil haliye. Geçtiğimiz günlerde sizin dünyadaki günlerinde yaptıklarınız var ya, o yaptıklarınızın karşılığı olarak şimdi ben de size yiyiniz, içiniz, afiyet olsun, her türlü nimet ebediyen sizindir, afiyet olsun diyorum buyuracak Allah Celle ve Aleyh Hazretleri. Bu kitabını sağ tarafından alanlarla ilgili manzara burada bu şekilde anlatılıyor. Rabbim her birimizi, annelerimizi, babalarımızı, eşlerimizi, aile bireylerimizi kitabını sağ tarafından alabilenlerden eylesin. Amin. Geldi şimdi öbür tarafa ve emma men utiye kitabehu bi şimalihi. Bazı insanlara da amel defteri sol elinden dayatılacak, verilecek. Feyekulu, o insan alacak amel defterine bakacak. Baktığı zaman affedersiniz bütün oradaki pisliklerini görecek. Gördüğü zaman şöyle diyecek. Feyekulu diyecek ki ya leyteni, ah bana vay bana vay. Lem ute kitabiye, keşke bu kitabım bana verilmeseydi. Bu kitabımla ben mülaki olmasaydım. Ve lem edri ma hesabiye, baktım hesabım çok berbat. Altından kalkmam mümkün değildi. Ben hesabımın ne olduğunu keşke bilmeseydim. Başka ne diyecek? Ya leyteha kânetil kâdiye. Ah be! Öldüm ya ben. Bir daha dirilmeseydim. Toprak olsaydım. Bir daha dirilmeseydim. Eyvah! Ben şimdi bunun hesabını nasıl vereceğim? Hesabını vermek benim için mümkün değildir. Keşke ölünce toprak olsaydım. Dirilmeseydim. Ma agna anni maliye. Benim dünyada imkanlarım vardı. Hesapta paralarım çoktu. Parama güveniyordum. İmkanlarıma güveniyordum. Gayrimenkullerim, menkullerim gayet beni tatmin edici şekildeydi. Ama onlar bana hiç mi hiç artık fayda vermedi. Onlar dünyada kaldı. Ben geldim. Cürt mürt olarak geldim. Yani hiçbir şeyim, hesapta hiçbir şey yok. Artık malım bana fayda vermedi. Hele ki anni sultaniye. Benim dünyada bir konumum vardı, bir gücüm vardı. Sözüm geçiyordu. Artık bitti, o da yok. Kimseye sözüm geçmez. Yapabilecek hiçbir şeyim kalmadı. Bütün konumum elimden alındı. Sıradan bir kul olarak geldim. Amel defterimde berbat. Tutunabilecek bir dalım kalmadı. Servetime, güvendiğim servetime artık bağım kalmadı deyip geveleyecek, duracak, ağlayacak, feryat edecek. O bir taraftan böyle söylerken Cenab-ı Hak Celle Celaluhu da görevli meleklere huduhu, yakalayın şunu ey melekler, alın şunu diyecek. Melekler alacak. Fehulluhu, zincirlerle bağlayın bunu diyecek. Zincirlerle melekler bağlayacak. Sümmel cehime salluhu, sonra bunu cehenneme atın diyecek. Hangi sureyi okuyorduk? El-Hakka suresi 19. ayeti kerimeden itibaren.
Yani evlerinize gidince tefsirlere de bakabilirsiniz diye hatırlatmış oluyorum. Sümme fî silsiletin der'uha seb'ûne zira'en feslükû. Tutun bunu, zincirlerle bağlayın, atın cehenneme. Cehennemin içerisinde de 70 zira uzunluğunda bir zincirle bir daha bağlayın onu diyecek. Peki gerekçe ne? İnnehu kâne lâ yü'minu billâhil azîm. Kainatın sahibi olan Allah'ı kabul etmiyordu. Kim gitti de kafası yarıldı? Madem vardır niye görmüyorum onu? Benim üzerimde böyle bir etkisi yok. Ben istediğim gibi yaşarım. Beni ilahi kriterler bağlamaz. Harammış, bana ne? Helalmiş, bana ne? Farzmış, bana ne? Bunu söyleyenlerden, yani Allah'ı takmayanlardan, tanımayanlardandı. Birinci en büyük hatası bu. İkinci en büyük hatası ne? وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينَ Fakirleri, yoksulları yedirmeyi kendisini ve başkasını teşvik etmezdi. Yani bir fakir mi var ortada, aç mı var ortada, yetim mi, yoksul mu var ortada, açlıktan insanlar ölüyor mu, bana ne ya? Benim mutfağımda var, buzdolabımda var, derin dondurucumda var. Dolayısıyla başkası beni ilgilendirmez diyenlerden idi. Ne anlaşılıyor buradan? Demek ki bir Müslüman, bir insan çevresinde aç olan, gerçekten yoksul olan insanlarla ilgilenmesini Cenab-ı Hak ne yapıyor? Zekatla farz kılıyor, zekatını vermekle farz kılıyor, yetimlere sahip çıkmayı bize farz kılıyor. Dolayısıyla bu insanın suçlarından birisi Allah'ı kabul etmemesi, birisi de fakirlerle, yoksullarla, yetimlerle ilgilenmemesi. فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَا هُنَا حَم۪يمٌ Onun bugün burada bir dostu, onun işine yarayacak en ufak bir güzellik yoktur. فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَا هُنَا حَم۪يمٌ Yani ahirette onun bir yakını, bir dostu, onun işine yarayacak, onun gözdeki yaşını silecek herhangi bir yakını, bir dostu yoktur. Elinden tutacak kimsesi yoktur. فَلَا طَعَامٌ Acıktım da bir tabak yemek yiyeyim diyecekse asla tadını alacağı, lezzetini alacağı, oh be bir tabak yemek yedim diyeceği bir tabak yemeği yoktur. İlla min gıslinin, ancak onlara gıslinden yemek verilecek. Kim diyor onu? Allah diyor. Gıslin nedir? Gusaletü ehlinnâr. Yani cehennemde yanan insanların bedenlerinden akan kan ve irinlerden onlara yemek verilecek. Buyur, bunu size hak ettiniz denecek. Bu da El-Hakka suresinin 36. ayeti kelimesi. La ye'kuluhu illal hati'un. Bu yemek midir? Yemek değildir. Bu ancak hayatı hep suçlarla, Allah'a isyanla geçen insanların cehennemdeki hayatlarını sürdürebilecekleri gıdaları budur diyor Rabbimiz Celle Celaluhu El-Hakka suresinde. Kıymetli dostlar, böylece El-Hakka suresinin 19 ile 36. ayeti kerimeleri arasındaki kısa ayetlerde Rabbimizin büyük haberler diye Kur'an-ı Kerim'in muhtelif yerlerinde bahsettiği, herkesi ilgilendiren, kitabını sağ tarafından alanların manzarası, sol tarafından alanların manzarası, herkes ya sağ elinden veya sol elinden alacaktır. Biz de bu olaylarla iç içe kalmış olacağız. Tabii elhamdülillah biz Allah'a inanmış insanlarız. Abdestli namazlı insanlarız. Allah yolunda yürümeye gayret eden insanlarız. Bugün burada toplanmamızın vesilesi de bizim kader birliğimiz vardır, inanç birliğimiz vardır. Değerlerimiz hep aynı. Cenab-ı Hakk'a yalvaracağız. Ya Rabbi bizleri bu yolda daim eyle. Bizleri bu yolda kaim eyle. Bizleri kaymaktan ve kaydırılmaktan muhafaza eyle. Her birimiz kendi kendimize düşündüğümüz zaman yarın ahirette hesabını vermekte zorlanacağımız yanlışlarımız yok mudur? Elbette çoktur.
bu yanlışlar konusunda çok önemli olan yanlışımızı fark edip pişmanlık duymaktır. Doğru yapıyorum inancına kapılmamaktır. Bir insan yanlışı yaparken yanlış yaptığını bilirse o yanlış küçük olur. Fakat bir insan yanlışı yaparken ne olacak ki bundan dedikçe büyük olur. Yani bir günahı gözümüzde küçültürsek o büyür. Günahı gözümüzde büyütürsek o küçülür. Onun için biz yaptığımız hataları gözümüzde büyütmeliyiz. Zaten gerçek müminin tarifini yapan bir hadis-i şerifte Aleyhissalatu vesselam Efendimiz mümini, gerçek mümini anlatırken der ki haram ve günahlar karşısında mümin dağın eteğinde oturan bir insan düşünün ki yukarıdan büyük bir kaya yuvarlandı aşağı doğru geliyor. Nasıl o dağın eteğindeki insan yuvarlanıp gelen taştan korkar? Mümin günah karşısında işte o taştan korkan vatandaş gibi bu günah beni ezer diye korkar. Günahı gözünde büyütür. Günahı gözünde büyütükçe gerçekte Cenab-ı Hak o günahı onun için küçültür. Münafık olan insan günah karşısındaki manzarası yüzüne burnuna konmuş bir sinek gibi kabul eder onu. Yani ikisinin arasındaki fark. Birisi dağın eteğinde oturuyor, yukarıdan büyük bir kaya yuvarlandı geliyor. Nasıl korkarsa günahtan öyle korkuyor. Öbürü ise günah burnundaki bir sinek gibi görüyor. Önemli değil yani, sinek sonuçta. Salladım gitti, korkuttum gitti. Sinek gibi küçük görüyor. Günahı gözünde küçültmüş oluyor. Demek ki bir günah gözümüzde küçüldükçe gerçekte büyümüş olur. Bir günah gözümüzde büyütürsek gerçekte küçülmüş olur. Yani o günahı büyük görmemiz bizim tevbemize, pişmanlığımıza sebep olur. Kıymetli dostlar, bu noktada şunu da paylaşayım. Gerçekten Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak Celle ve Aleyh Hazretleri Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz'e وَتُلُ عَلَيْهِمْ لَبَا الَّذ۪ي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَنْسَلَخَ مِنْهَا diye efendim geçmiş ümmetlerden birisinin kıssasını bize anlatmasını emreder. Habibim, orada isim zikredilmiyor. Kur'an'da ayette isim zikredilmiyor. Tefsirlerde Bel'am İbni Ba'ura diye bir şahıs var. Ondan bahsediliyor. Bel'am İbni Ba'ura'ya Cenab-ı Hak biz ayetlerimizi verdik diyor. Yani yaptığı dua kabul edilir. Yüksek bir makama sahip olmuş idi. Ama sonra Cenab-ı Hak Celle ve Aleyh Hazretleri biz ona ayetlerimizi vermiştik. Sonra soyduk, aldık ayetlerimizi. Adam dinsiz, imansız öldü gitti. فَاَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ Şeytan onu öyle kovaladı. O da şeytana teslim oldu. Musa Aleyhisselam'ın aleyhine, din düşmanlarının lehine dua etmeye başladı. Dünyaya meyletti vesaire. Yani biz ayetlerimizi verdiğimiz, evliya makamına getirdiğimiz insandan daha sonra ayetlerimizi soyduk, aldık diyor Allah Celle Celaluhu. Ve bunu ümmetine anlat bu kıssayı diye de Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de bunun bize anlatılmasını emrediyor. Bundan ne anlamış oluyoruz? Ne oldum değil, ne olacağım meselesi önemlidir. Bugün iyi noktadayız. Yarın daha iyi noktada olmak için mücadele vermek lazım. Ben tamam kendimi garanti ettim asla dememek lazım. Bu yolda çok kayanlar oldu. Allah kaymaktan muhafaza eylesin. İmanımızı güçlendirecek, kuvvetlendirecek takviyelere ihtiyacımız var. Sabah kalkınca ne yapıyoruz? Diyoruz ki kahvaltıya ihtiyacımız var. Sonra öğlende, akşamda ne yapıyoruz? Yemeğe ihtiyacımız var. Ertesi gün aynı şeyleri yapıyoruz. Sonraki gün aynı şeyleri, her gün aynı şeyleri yapıyoruz. Yapmadığımız zaman ne olur? Kahvaltımızı yapmazsak, yiyeceğimizi yemezsek, içeceğimizi içmezsek beden zayıflar. Beden zayıflayınca ne olur? Efendim, hastalıklar zuhur eder, ölüme doğru gider. Nasıl ki bedenin gıdasını almayınca, vermeyince beden zayıflamaya, efendim hastalıklarla boğuşmaya mahkum ise, aynı şekilde ruh gıdasını almadığı takdirde o ruh da zayıflamaya başlar. Şimdi bizde günlük yemek 3 öğün olarak alışılmıştır. Belki bazı bölgelerde 2 öğün olarak alışılmıştır. Ara aparatlar da vardır. Demek ki yani bizim alışkanlığımıza göre diyelim, günde 2 defa veya 3 defa yemek yemeden bu gemi yürümüyor. Ancak böyle yürüyor.
Ruhun ayakta durabilmesi için günde 5 vakit gıda alması gerekir. 5 defa şarja takılması lazım. Eğer bir insan günde 5 defa şarja namaz olarak takılmıyorsa o ruh zayıflar. Zayıflar ondaki değerleri kaybetme tehlikesi büyüktür. İmam-ı Azam'dan rivayet edilir rahimehullah. Namaz kılmayan insanın, namazını aksatan insanın imanla ahirete göçmesine şaşırırım. Adam namazını kılmıyor, kılmamakta ısrar ediyor. Bu adam imanını koruyarak ölürse nasıl korudu, nasıl kurtardı imanı diye şaşırırım, ona merak ederim. Yani biraz önce verdiğim örnekte olduğu gibi günde 5 defa şarj yapmazsanız, mesela herkesin telefonun şarj nispeti vardır. Bazı telefonların şarjı bir gün gidiyor, bazılarınki 2 gün gidiyor, bazılarınki yarım gün gidiyor. O belli periyot zamanlarda ne yapmak lazım? Şarja koymak lazım. Vallahi de, billahi de, tellahi de günde 5 defa namaz şarjını yapmayan şarjı biter. Şarj bitince ne olur? İmanı tutamaz ki, koruyamaz ki. İman kuş değil ki kalbinden uçtuğu zaman fark edebilesin. Bir insan farzlardan birisini inkar ettiği takdirde, haramlardan birisine bu da nereden çıktı dediği takdirde iman gitti. İsterse birinci safta namaz kılsın, fark etmez ki. Onun için kıymetli dostlar, kitabını sağ tarafından almak, sol tarafından almak meselesi mühim meseledir. Biz şu halimizle beraber Allah'ın izniyle, Allah'a inandığımızdan dolayı, bu yolda yürüdüğümüzden dolayı kitabımızı sağ tarafımızdan alacağımıza çok inanıyoruz. Ama bu yolda yürümek lazım, aküyü doldurmak lazım, şarj etmek lazım. Sadece namaz açısından günde 5 defa ayrı ayrı zamanlarda şarj etmek lazım. Ramazan orucunda ayrı şarj etmek lazım. Efendim mübarek gecelerde ayrı ayrı şarj etmek lazım. Rabbim her birimizi, çocuklarımızı bu konuda muvaffak eylesin. Sözümüze başlarken, toplantıya başlarken Furkan Hoca Efendi kardeşimiz umreden bahsetti. Aramızda bu seferki umremizde genç, ailece gelmiş, minikleriyle gelmiş olan kardeşlerimiz daha fazlaydı. Dolayısıyla önceden mütevellideki dostlarımız daha fazlaydılar. Tavaf alanında her zaman arkadaşlarımızı görüyorduk. Gece gündüz 24 saat görüyorduk. Şimdi bu sefer de kadınlarıyla, çocuklarıyla, aile bireyleriyle gelen kardeşlerimizle umre yapmış olduk. Kardeşlerimizin, kadınların fedakarlığı ayrı, erkeklerin fedakarlığı ayrı. Gerçekten minik minik gençlerin fedakarlığı ayrı. Biz umreye gittiğimiz zaman zaten kendimizi borçlu hissederiz siz kardeşlerimize. Sadece umrede değil. Yani Cenab-ı Hak nasip etse, gece kalksak, ibadet etsek, dua etsek mutlaka dualarımızda siz varsınız. Umreye gitsek, dua etsek dualarımızda siz varsınız. Çünkü biz Kur'an hizmetlerine destek veren kardeşlerimizi, Allah yolunda beraber yürüdüğümüz kardeşlerimizi dualarımızla onları yad etmek, onlara dua etmek boynumuzun borcudur diye inanıyoruz. Bu inançla beraber her zaman duamızdasınız. Umrede zaten duamızda idiniz. Cenab-ı Hak size de bize de helal mal ile usulüne uygun bir şekilde tekrar tekrar o makamları ziyaret ederek müstecap dualarla dönebilmeyi her birimize nasip etsin diyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Önümüzdeki salıyı çarşambaya bağlayan akşam Miraç kandilimizdir. Şimdiden Cenab-ı Hak mübarek eylesin. Mescid-i Aksa'nın hürriyetine kavuştuğunu, Gazze'nin ve Filistin'in hürriyetine kavuştuğunu, oradaki insanların hür şartlar içerisinde memleketlerine sahip çıkabildiklerini ve inançlarını yaşayabildiklerini görmeyi Cenab-ı Hak en kısa zamanda nasip etsin diyorum. Yüce Rabbim her türlü maddi ve manevi sıkıntılarınızı izale eylesin. Yuvalarınıza huzur versin. Kazancınıza bereket versin. Harama muhtaç eylemesin. Yalana muhtaç eylemesin. Faize, krediye, hesabını veremeyeceğimiz yanlış işlere bulaşmaya muhtaç eylemesin. Çocuklarımızdan, damatlarımızdan, gelinlerimizden hepimizin yüzünü güldürsün. Eşe ihtiyacı olanlara hayırlı eşler nasip eylesin. Damada ihtiyacı olanlara hayırlı damatlar nasip eylesin.
geline ihtiyacı olanlara hayırlı gelinler nasip eylesin. İşe ihtiyacı olanlara, müşteriye ihtiyacı olanlara hayırlı işler, hayırlı müşteriler nasip eylesin. Rabbim dünyadan ahirete göçerken imanı kamille göçebilmeyi, kabre girerken cennet bahçesine girer gibi girebilmeyi, ailece cennette buluşabilmeyi Rabbim her birimize nasip eylesin. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin mübarek ruhi için, her birimizin bütün geçmişlerimizin ervahı için, bu müesseselerin yapılmasında ve devamında emeği geçip ahirete göçmüş olan erbab-ı hukukun, ashab-ı hayratın da ruhları için, hocalarımızdan ahirete intikal edenlerin bi'ecmaihim ervahı için, hususen ülkemize büyük hizmetler yaparak ahirete göçmüş olan Mahmud Efendi Hazretleri, Mehmet Efendi Hazretleri, Sami Efendi Hazretleri, Gönenli Mehmet Efendi Hazretleri, Hacı Dursun Efendi, Aşık Kutlu Hoca Efendi gibi hocalarımızın, İhsan Efendi hocalarımızın ruhları için Allah rızası için El-Fatiha.